Nereye ulaştırıyorsunuz? Annen fark edilmedi bence de. Evet. Misafirim var. Ses geliyor. Ses geliyor. Duymadık sesi. Ses geliyor, geliyor. Hadi şu misafiri bir karşılayalım. Hadi bakalım. Evet, misafir geldi. Hoş geldin abi. Hiç beklemeden aldınız, teşekkür ederim. Seni görmez hemen. Dışarısı soğuk. Soğuk ya, değil mi? Üşütmediniz sıcak fazla. Sıcak nasıl ama? Çok sıcak. Sıcak değil mi? Ama neden sıcak? Havanın sıcaklığından değil. Sizin sıcaklığınız, eserlerinizin sıcaklığı, yorumcuların söylemiş olduğu çalışmalar eserlerin sıcaklığı ile birleşince biraz da tabii spotların sıcaklığı, hepsi bir arada süper bir şey oluyor. Güzel oluyor. Kırmızıların sıcaklığı var aynı şekilde. Kırmızı ya, dediniz. Vallahi hakikaten yakışmış ya, değil mi? Bana şöyle bakalım. Kırmızı yakışmış mı? Yakışıyor mu? Biraz daha açık. Bu nar çiçeği. Bu nar çiçeği kırmızısı. Şuna daha çok uydu bence. Ona da uydu. He, sağım da onu direkt öyle bir gösterdik. Uydu ya. Bir saniye. Uydu değil mi abi? Bir saniye. Bakalım bir de bu tarafa. Fotoş Hanım'a da bir bakalım. Ama siz aldınız, koydunuz cebinize, gitti. Öyle mi abi? Koydun mu? Eyvah. Şimdi bakalım Fotoş Hanım'ın gül mü, çiçek mi? Bu gül. Hakikaten uyum sağladı yani, değil mi? Değerli seyirciler, uyum sağladı. Zaten firma, değerli seyirciler, hakikaten iki renk seçeneği sunmuş ama ikisi de kullanılan, tercih edilen renkler. Gece mavisi ve nar çiçeği kırmızısı. Şimdi bugün anlatacağımız bu telefon artık Vizyon Türk'ü devamlı seyreden seyircilerimiz çok iyi biliyorlar. Ama ilk kez seyreden seyircilerimiz varsa hemen alıp gitsinler diye önce fiyatını söyleyelim. Değerli seyirciler, gerçekten ben bugün yetişen alıyor. Tahmin edebiliyor musunuz? Ederim. En son 199'a satmıştık. Şimdi o 199'lar falan işimiz yok bizim. Yok yok. Yok aşağı. Bizim hiç işimiz yok. Diyorum ki değerli seyirciler, yetişen alıp götürecek. Hop diye alacak böyle. Atacak cebine, gidecek. Ama ne kadar ödeyecek? Karşılığında 129 TL ödeyecek. Bugün bu telefondaki özelliklere sahip ikinci el bir cep telefonunu alsanız dahi inanın ki 129'dan daha fazla paralar vereceksiniz. Şimdi ben 10 dakikalık bir zaman diliminde bu tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Telefonun içindeki özellikleri ben anlatmaya başladığımda 10 dakika dahi yetmiyor ama işte anlatabildiklerimizi, sığdırabildiklerimizi söylemeye çalışıyoruz. Bazen diyorlar ki o kadar çok anlatıyorsunuz ki hangi özelliği aklımızda kalmıyor. Şimdi ben tutup da değerli seyirciler, telefonumuzun o kadar çok özellikleri var ki ben şimdi size bunları teker teker anlatacağım diye bir hızla konuşursam çeyreğinin çeyreğini anlatamam 10 dakikada. Bitmez. Onun için biraz hızlı ve seri bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Değerli seyirciler, telefonumuzun en önemli ve özel özelliklerinin başında gizli kameraya sahip olması geliyor ve bugün 129 TL'yi ödeyen tık alıp gidecek bu cep telefonu. Anam. Şimdi gizli kamerasından bahsettik. Görüyorsunuz telefonumuzu değerli seyirciler şu şekilde koyduğumuzda yatay masaya, gizli kamerasını aktif hale getirdiğimizde ister fotoğraf çekebiliriz, istersek video çekebiliriz. Ayrıca bu çekmiş olduğumuz videoları, fotoğrafları ki telefon 32 GB'a kadar hafıza kartı destekliyor ama biz 8 GB şu anda programasyon var koyun, yeterli olacaktır diyoruz. Taktığınız zaman içine bütün bu fotoğraflarınızı, videolarınızı yüklersiniz. O kartı da asla kolay kolay da dolduramazsınız. MP3 çalar özelliği var, MP4 çalar özelliği var. Gizli kamerasının hemen yanında da el feneri var. Şimdi ben bazen zamandan tasarruf olsun diye bazı özelliklerini hemen aktif hale getirip göstermiyorum ama bugün ne yapalım? Hem el fenerini sizlere gösterelim, nasıl yandığında nasıl bir ışık saçtığını, hem gizli kamerasıyla çekim yapalım, hem de arka 3 megapiksellik arka kamerasıyla da bir çekim yapalım, herkese de ispat edelim. İster misiniz? Evet, yapalım öyle bir şey? Ben şimdi kilidimizi açıyoruz, telefonumuza tuş kilidi var, şuradan hemen geliyoruz. Çoklu ortamda kameramız. Ben Jimmy'yi bundan kontrol edebileceğim değil mi? Edebilirsiniz. Böyle koyarım. Jimmy benim... Takip et. Arkanızdan ne Jimmy konuşuyor? Jimmy bana ne diyor? Ama Jimmy'den şu anda bir tepki alamazsınız biliyor musunuz? Yok yok. Jimmy, Jimmy uyuyor. Uykuda, uykuda. Bir de Ozan'cığım hani gece horlamıyorum ben diyen eşler var ya. Ha? Onlar çünkü güzel bir... Güzel değil mi? Hemen... Hop... Aldık valla. Telefonda bir de otomatik netleştirme pozisyonu şeyi var. Otofokus değil. Otofokus değil. Otomatik netleştiriyor değil çekildikten sonra. Fotoğrafı bak görüyor musunuz? Evet. Önce biraz dalgalıydı. Görüntüyü çektikten sonra... Netlik yaptığını otofokus demeyelim çünkü o daha başka bir özellik başka bir oluyor. Şey. Bunda biraz daha onun daha değişik bir modeli versiyonu var. Şöyle alırsak göstereceğiz. Değerli seyirciler, 3 megapiksellik arka kamerasıyla Fatoş Hanım'ın resmini herhangi bir kamera ayarı yapmadan çektik. Ve şu da çok önemli. Normalde ayarlardan giriyorsunuz. Gece ayarıdır, gündüz ayarıdır. Ayarlar yapmanız gerekiyor. Biz hiçbir ayar yapmadık. Direkt çektik ve bu görüntüyü elde ettik. Fatoş Hanım'ın bu görüntüsünü elde ettik. Şimdi bunu kaydetmeye alalım. Ne yapalım bir de? Gizli kamerasıyla çekim yapalım. Şimdi gizli kamerasıyla da çekim yapmak için telefonu bu şekilde koyuyoruz. Hiç kimse bir şey anlamıyor değerli seyirciler. Bakın bu kamerasıyla yapmış olduğunuz çekimi de çekim o bittikten 2 saniye sonra kendisi yine otomatik bir netleştirme buna da yapıyor. Şimdi onun da ispatını göstereceğiz. Seyircilerimize doğru bu arada
Siz programda seyircileri göstermiş miydi kamera? Gösteriyor. Gösteriyor tamam. O zaman biz de şimdi gizli kameradan çaktırmadan bir çekim yapıp biz de gösterelim. Tamam. Parmağımızı kaldırıyoruz. Öğretmenim, öğretmenim bir şey söyleyeceğim. Öğretmenim, öğretmenim derdi. Hatırlar mısınız? Evet. Eskiden ortaokul, evet. İlkokul çağlarında. Şimdi şöyle parmağımızı otomatik indiriyoruz aşağıya. Çaktırmadan bir basıyoruz. Duyduk mu zilin sesini? Çekti. Çekimimizi yapalım. Fotoğraf çekti. Evet değerli seyirciler, bu da telefonumuzun gizli kamerasıyla parmağımızı kaldırıp hop aşağı indirdik parmağımızı ve bir çekim yaptık. Şöyle. Çaktırmadan. Yani ben bunu tabii ki göstererek yaptım ama isteseniz, isterseniz hiç çaktırmadan da bu çekim yapabilirdiniz. Manda gibi var. Değil mi? Şöyle. Gizli kamerasıyla çekimimizi yaptık. Şimdi değerli seyirciler, hem 3 megapiksel arka kamerasıyla çekim yaptık, hem gizli kamerasıyla çekim yaptık. Şimdi bir de gelelim telefonumuzun el feneri özelliğine. Onu da bir gösterelim. Şöyle çıkıyoruz. Hemen altı. Geleceğiz şimdi şöyle. Açıyoruz. Açtık. Oo. Nasıl? O kadar spot ışığının altında. Evet değerli seyirciler. Telefonunuzu şöyle tutabilirsiniz yolda yürürken. Bakın tıpkı çok güzel bir telefon. 82 gram ağırlığında bir cep telefonu olduğu için kimse de bir şey anlamadan hem el feneri özelliğini kullanarak, hem gizli kamerasını kullanarak, hem 3 megapiksel arka kamerasını kullanarak böyle var mı yok mu belli olmayan bu cep telefonuyla güzel günlerde konuşabilirsiniz. Karanlıkta kaldığınızda da böyle cebinizden çıkartırsınız. Kimse size el feneri olduğunu bilmezken, halbuki bu telefonda bu özelliği varken karanlıktan sizi kurtarır. Peki bir iki bir şey sorayım. Buyurun. Müzik çalıyor mu? Demin söyledim, az önce söyledim. MP3 tamam, çok güzel. Çalabiliyorsunuz, MP4'lerinizi çalabiliyorsunuz. Değerli seyirciler, bugün 1000-1500 TL, 2000-2500 TL'ye bir cep telefonu alıyorsunuz. İçinde kara liste özelliği yok. Çift hat özelliği yok. Bluetooth özelliği yok. Bu telefonda değerli seyirciler hem çift hatlıdır. Bakın hem Bluetooth özelliği var hem kara liste özelliği var. Kara listeye 5 ayrı telefon numarasını kaydediyorsunuz. Ve o 5 ayrı telefon numarası kime aitse asla size bir daha ulaşamıyor. Bluetooth da çok önemli. 10 metre mesafeden Bluetooth özelliği olan tüm cihazlarla veri alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Onun dışında takvim, saat, ajanda, dünya saati, kronometre bunlar hepsi standart özellikler olarak bu telefonda mevcut olduğu gibi 3 ayrı zamana kurabileceğiniz alarmı da var. Bu da çok önemli. Oyun dedik. İçinde hakikaten büyüğünden küçüğüne herkesin zevkle oynayacağı, zevkle ve sıkılmadan oynayacağı bir de maymun oyunu var. Hayır, derken bu tarafa bak. Şimdi geçen tanıtımda maymun oyunumuz var deyip şöyle bir eskaza bir dönüverdim. Niye maymun deyince bana baktınız dediler. Onun için son anda kendimi tuttum şöyle. Değerli seyirciler, hiç tarafa bakmıyorum. Havaya bakıyorum. Yok yok. İçinde zevkle oynayacağınız bir de maymun oyunumuz var. Bakın telefonumuz 53,5 milimetre uzunluğunda, 33,5 milimetre eninde ve sadece ve sadece 6 milimetre kalınlığında olan 82 gramcık ağırlığında bir cep telefonu. Ama bakın 82 gram ama düştüğü zaman da öyle hemen kırılma, çatlama, bozulma, çizilme gibi durumlarla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Oldukça da sağlam bir cep telefonudur. Bunun da hemen altını çizelim. Şimdi kesinlikle böyle bir telefon geliyor size. Şimdi doğal olarak soracaksınız. Değerli seyirciler, bu arada yetişen alıyor 129 TL'ye. 0216-490-0090. 0216-490 çift 090. Yetişen alıyor değerli seyirciler 129 TL'ye. Böyle bir cep telefonunun bu fiyata Vizyon Türk'ten başka hiçbir yerde alamazsınız. Üstüne üstlük bir de 2 yıllık firma garantisiyle sizlere de gönderiyoruz. Yani bazen telefoncular bize kızıyor biliyor musun abi? Kızıyor doğal haklılar. Ya 250 lira telefonu sen nasıl orada 300 lira telefonu fiyata veriyorsun diyor. İşte biz de her zaman diyoruz ki değerli seyirciler Vizyon Türk kaliteyi her zaman sizlerle ucuza buluşturmaya devam ettiği gibi bundan sonra da edecek. 2 yıl garantimiz var. Onun dışında şöyle gösterelim. Kullanma kılavuzumuz var. Açık ve seçik her şey içinde A'dan Z'ye yazıyor. Her türlü özelliğini bizim anlatamadığımız, zaman yetmediği için anlatamadığımız özellikleri buradan keşfedebilirsiniz. Onun dışında bakın adaptör başlığı, bunu ayrı bir aparat olarak gönderiyoruz. USB kablosu var. USB kablosunun bir ucunu adaptör başlığına bağladıktan sonra prizden şarj edebilirsiniz. İsterseniz USB kablosundan direkt bilgisayardan da şarj gerçekleştirebileceğiniz gibi bilgisayardan telefona, telefondan bilgisayara veri alışverişinde de bulunabilirsiniz bu kabloyla. Onun dışında içinde FM dahili radyosu var. Bu FM dahili radyosundan bu kulaklığı takarak çok güzel radyosunu keyifli, zevkli bir şekilde de abi, dinleyebilirsiniz. Şimdi şu sadece, biz o gün kaç aldık Cengiz? Buna 30 aldık değil mi? 25 mi? 25 aldık. 25 liraya sadece şunu aldık biz ya. 25 liraya. Tabii tabii. 25 liraya. 25 liraya sadece bunu aldık. Ve hatta bizimki yine de uyumluymuş. Hemen. Değerli seyirciler, bir şey söylemiyorum. Bakın daha başka özellikler var ama arkadaşlar diyorlar ki toparlayın artık vaktimizi doldurmuşuz. Onun için 129 TL'ye bugün bir telefon alıyorsunuz. Gizli kamerası var. Çift hatlı, el fenerli, 3 megapiksel arka kamerası olan, kara listesi olan, Bluetooth özelliği olan, oyunu olan, 82 gram ağırlığında iki ayrı renk seçeneği olan
Bu cep telefonunu 129 TL kim kızarsa kızsın. Vizyon Türk'ü arıyorsunuz 0216 490 çift 090 çağrı merkezini, hop 129 TL'ye alıyorsunuz. İster kredi kartıyla ister nakit, bunu da çağrı merkezimizdeki arkadaşlarımıza iletiyorsunuz. Ona göre işleminiz yapılıyor. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Abi senin böyle güzel sözlerin olurdu böyle reklamlardan sonra. Olsun mu yine? Bir tane yok söyle canım. Biz alıştık yani şimdi. O sözsüz zaman, gitme yani. O zaman çok ısrarlısınız değerli seyirciler. Bakın şimdi size öyle bir söz söyleyeceğim ki. Eğer bu sözde gibi hangi işle iştigal ediyorsanız, bu sözdeki gibi davranırsanız bundan sonra çok daha rahat ve huzurlu olacaksınız. Nedir o sözümüz? Akıllı bir adam kimseyle yarışmaz. Böylece de kimse de onunla yarışmaz. Her zaman bu duygu ve düşünceler içerisinde işlerimizi yapalım diyoruz. Efendim nasıl, iyi miydi? Süperdi. Siz söylediniz hemen aklıma geldiğince dedik böyle madem iş yapıyoruz burada bir iş yapıyoruz. Bu sözümüzle dedik kapanışımız. Biz kendimizle yarışalım değil mi? Aynen bu şekilde çok daha başarılı oluruz bu şekilde düşünürsek evet. Diyoruz. Bendeniz Erdem Gençtürk, bir başka tanıtımda tekrar buluşabilmek ümidiyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Size de iyi programlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, bu güzel reklamdan sonra Erdem abinin güzel sözleri var ya, değil mi? Ben bazen izliyorum. Özellikle diyorum, Erdem abi bugün ne diyecek? Güzel sözler var. Efendim, boş durmuyoruz. Vizyon yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz, gönderiyoruz mesajları. Geldi mi mesajlarımız?